27 Nisan Dünya Grafik Günü nedeniyle Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir sergi açıldı. Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan sergide grafik tasarım çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bodrum Ortakent'te bulunan kampüste açılan sergide ilginç çalışmalar dikkat çekti. Tasarımların içerisinde bulunan bir yazı ise protest diliyle dikkatler üzerine topladı. "Reklamcıyım, kainatı kirletiyorum" şeklinde başlayan metin şöyle devam ediyor. "Reklamcıyım, kainatı kirletiyorum. Ben size pis şeyleri bile satan adamım. Asla sahip olamayacağınız o şeylerin hayalini kurduran, Photoshop'ta rötuşlanmış kusursuz bir mutluluk. Kılı kırk yararak oluşturulmuş görüntüler, moda müzikler. Zar zor biriktirdiğiniz paralarla son kampanyada itelediğim rüyalarınızın arabasını satın almaya başardığınızda ben onu çoktan demode etmiş olacağım. Sizi yenilik bağımlısı yapıyorum. Yeniliğin avantajı hiçbir zaman yeni kalmamasıdır. Salyalarınızı akıtmak, benim görevim bu. Benim mesleğimde kimse mutlu olmanızı istemez. Çünkü mutlu insanlar tüketmezler. Çektiğiniz acı ticareti canlandırıyor. Bizim jargonumuzda buna alışveriş sonrası düş kırıklığı deniyor. Size acilen bir ürün gerekiyor ama ona sahip olur olmaz bir başkasına gereksinim duyuyorsunuz. İhtiyaçlar meydana getirmek için kıskançlığı, acıyı, doyumsuzluğu körüklemek gerekiyor. İşte benim savaş gereçlerim bunlar. Hedefim ise sensin." Serginin açılışını yapan Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı, Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Erol Turgut, etkinliğin amacından bahsederek şunları söyledi. 27 Nisan Dünya Grafik Günü olarak dünyada zaten kutlanıyor. ICOGRADA dediğimiz Dünya Grafik Tasarım Uluslararası Derneklerin Konseyi'nin bir kuruluş günü, 27 Nisan 1963'te kurulmuş. Şimdi dolayısıyla bugün dünyada 27 Nisan Dünya Grafik Günü olarak kabul edilmiş ve kutlanıyor. Gerek sektörde, gerek eğitimde, üniversitelerde zaten kutlanan bir gün. Biz de bu konuya, bu grafik tasarım olgusuna farkındalık yaratmak ve böyle bir bilinci toplumda daha da altını çizmek adına, nasıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ise, bugünün anlam ve önemini vurgulamak istedik ve böyle hem öğrenciler hem öğretim elemanları olarak bir sergi hazırladık. Buradaki sergimiz de onlardan oluşuyor. Hatta arkamızdaki gördüğünüz çalışma bile öğrenci, birinci sınıf öğrencilerin tamamen harfleri kendi elleriyle, işte heykel, plastik, metal, cam, her türlü malzemeyle harfleri oluşturdular. Sadece bilgisayara bağımlı kalmadan bugünü anlamını vurgulamış olduk. 27 Nisan Dünya Grafik Günü, işte 27 April World Graphic Day adı altında. Hem genel proje olarak bu uygulandı, tek tek işler olarak yapıldı, hem de sınıf projesi olarak da yapıldı. Buradaki sergimizden de öğrencilerin tek tek bu konudaki 27 Nisan Dünya Grafik Günü dediğimizde grafik tasarımın görsel iletişimdeki rolü ve öneminin vurgulayan, onların düşündüğü kafasındaki grafik tasarımın neye karşılık geldiğini ifade eden bir sergi buradaki çalışmamız. Peki. Grafik tasarım bölümü şu an 4 sınıf halinde 15'er kişilik öğrencimiz var. Toplamda 45 öğrenci var. Fakültemizde 3 bölüm var: resim, heykel, grafik. Bütün bölümler 45'er kişi. Şimdi grafik tasarım özellikle görsel iletişimin tüm uygulama alanları içinde, masaüstü yayıncılıktan, reklamcılıktan, ondan sonra iletişime ilişkin, görsel iletişime ilişkin tüm kitle iletişim araçlarındaki, yayın organlarındaki logo, kurumsal kimlik, afiş, pul, illüstrasyon, bu gördüğümüz, yani kısaca çevremizde açık alanlarda gördüğümüz tüm reklam panolarından tutun, evet, markete bile girdiğinizde oradaki ambalajların hepsi bir grafik tasarımcının elinden çıkar. Dolayısıyla biz bu reklam sektöründeki bu ihtiyaca, görsel iletişim ve işaretlendirme ihtiyacına karşılık verecek öğrenciler yetiştiriyoruz burada.